Evet kıymetli izleyenler son bölümü tamamlayalım. Yani Allah Celle Celaluhu bilme ile ilgili, marifetle ilgili üçüncü ayeti de söyleyelim. Maliki Yevmiddin Allah Celle Celaluhu din gününün sahibidir. Ceza gününün din, ceza bir şeyin tam karşılığı. Cezayı Türkçe'de biraz yanlış kullanıyoruz. Cezalandırmak deyince aslında Arapçada bu mükafatlandırmak anlamına da geliyor. Bir şeyin tam karşılığını vermek. Yani öyle bir gün gelecek ki Allah iyiliklerin tam karşılığını, kötülüklerin de tam karşılığını, hatta daha doğru söyleyeyim bir hata olmasın, iyiliklerin karşılığını ve artı ikramını, fazlını, ihsanını verecek, kötülüklerin de tam karşılığını verecek. Kötülüklerde adalet, iyiliklerde ihsan vardır. Dolayısıyla böyle bir gün gelecek. Biz öldükten sonra yeniden dirileceğiz. Buna inanıyoruz. Ve orada Allah Celle Celal söz sahibi. Ayet-i kerimedeki ifadeyle لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ lillahil الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ Mülk bugün kimindir? Tek olan, kahhar olan Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine aittir. Dolayısıyla Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri maliki, veya bir başka okuyuşla Meliki Yevmi Din gününün sahibidir. Bu manada biz Allah'ı Celle Celalu şöyle ifade etmiş oluyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla söyleyişimizde noksan vardır. Çünkü ayet-i kerimedeki metnin tam karşılığını verdiğimizi söylemiyoruz. Din gününün sahibi ahirette iman edenlere ihsanını, iyiliğini, fazlını, ikramını, nimetlerini sürekli olarak verip dünyada da bütün mahlukatın rızkını, ihtiyacını vermek suretiyle onlara merhamet eden ve alemlerin Rabbi olan insanların da, cinlerin de, meleklerin de, şeytanların da terbiye edeni yaratıcısı, yöneteni, yoktan var edeni olan Allah'a mahsustur. Her türlü övgü, ululama, yüceltme, yüceltme ve tanıma. Dolayısıyla her türlüsü ama elhamdüdeki el, bu da ayrı bir mana, her türlüsü övgünün her türlüsü Allah'ın mahsustur. O yüzden demişlerdir ki alimlerimiz namaz bir övgüdür, hamdır. Allah'ın huzurunda ayakta durmak, elleri bağlamak, rükûya eğilmek, Allah'ın huzurunda secdeye kapınmak, kapanmak hamdır. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerini övmektir. Biz özel bir davranış biçimiyle Ramazanda oruç tutuyoruz. Özel bir davranış biçimiyle her gün namaz kılıyoruz. Özel bir miktar ve anlayışla malımızdan zekat veriyoruz. Özel bir yaklaşımla hacca gidiyoruz, Arafat'a çıkıyoruz. Özel bir kuralla cihad ediyoruz, cehd ediyoruz. Nefsimizle ve dışımızla, içimizle ve dışımızla gerekli olan alanlarda Allah'ı anmamızı engelleyen her şeyi ortadan kaldırıyoruz. Bütün bunlar hamdtir. Kısacası hamd yani övgü, yani ululama, yani yüceltme Allah'a mahsustur. İbadetlerin her türlüsüyle gerçekleşir. Ayrıca dilde de elhamdülillah sözü ile gerçekleşir. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Bir kimse diliyle elhamdülillah der. Allah'ı övmenin en güzel şekliyle ve en mükemmeliyle övmüş olur. Çünkü Allah da kulil hamdülillah diyor. Elhamdülillah de diyor. Cennettekiler içinde kalul hamdulillah cümlesi var. Onlar da elhamdulillah diyorlar. Verilen nimetler, imkanlar, ihsanlar, fazıllar için. Dolayısıyla dilde elhamdulillah bu bir zikirdir, anmadır. Efendim kalpte Elhamdülillah Allah'ı bilmek, Allah'tan başka hiçbir ilahı kalbe sokmamak ve kalbi Allah'a tahsis etmek, Allah'ı orada misafir etmek tabir caizse ve aynı zamanda bedende Allah'ı hamd ile anmak yani ibadet etmek, infak gibi, zekat gibi, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, cihat gibi güzel söz söylemek gibi, müminlere ve diğer insanlara tebessümle bakmak gibi, kısacası Allah Resulü'nde ortaya çıkan bütün güzellikleri tek tek icra etmek, bütün bunlarla birlikte hareket etmek, bunları yapmak Allah'a hamddır. Özetle, kuru kuruya elhamdülillah demeyeceğiz. Namaz kılmıyorsak, elhamdülillah eksiktir. Oruç tutmuyorsak, elhamdülillah eksiktir. Yalan söylüyorsak elhamdülillah eksiktir. Bir insanı öldürüyorsak haksız yere elhamdülillah eksiktir. Hırsızlık yapıyorsak elhamdülillah eksiktir. Neredeyse ortadan kalkmış demektir. Allah'ı övenin iyilikleri yapması, kötülükleri terk etmesi bir övme şeklidir ve övme tarzıdır. Biz bu konuya başlarken bu üçüncü oturumumuz, üçüncü haftamız. Dedik ki Kur'an bir eylem kitabıdır, bir amel kitabıdır, bir reaksiyon değil, aksiyon kitabıdır, yaşama kitabıdır. Dolayısıyla biz bugün öğrendiklerimizle hareket edersek Allah yüceler yücesidir, ikincisi olmayandır, adaşı olmayandır, misli olmayandır. Kendisinden başka rızık veren yoktur. Yaratan yoktur. Yöneten yoktur. Terbiye eden yoktur. Yeryüzünün ve göklerin kanununu o halk etmiştir. Allah aynı zamanda yarattıklarını başıboş bırakmamış, ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Gerek rızık cinsinden, gerekse fiziki anlamda muhtaç oldukları cinsinden ne varsa hepsine cevap vermiştir. Aynı zamanda Allah bütün bu ortam içerisinde kendisini hatırlayan, kendisini unutmayan kuluna ahirette kesilmeyecek, sonu gelmeyecek, devamlı olacak nimetler verecektir. Rahimdir çünkü ve Allah Din gününün sahibi olarak insanların arasında hükmü fasledecektir. Hüküm verecektir. İyilerin iyiliklerinin bedelini ta kendisini değil, ihsanıyla, fazlıyla çoğaltarak verecektir. Kötülüklerin, kötülüklerinin bedelini artırarak değil, bir misliyle verecektir. Kötülükleri kadarıyla verecektir. Dolayısıyla Allah böyle bir Allah. Böyle bir Allah'ın kuluysam ben ve günde 40 defa bu cümleyi tekrarlıyorsam, Ya Rabbi seni böyle tanıyorum, seni böyle biliyorum diyorsam, buna rağmen yeryüzünde zulmediyorsam, haksızlık ediyorsam, zalimin yanında bulunuyorsam, zorbaya arka çıkıyorsam, yetimin gözyaşıyla ilgilenmiyorsam, insanların dertleriyle dertlenmiyorsam, varlığımı insanlarla paylaşmıyorsam, bilgimi paylaşmıyorsam, insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyorsam, gücümü, kuvvetimi, kudretimi sadece nefsim ve zevkim için değil de insanlar için de Allah'ın yolunda ayrıca Allah için de bir anlamda kullanmıyorsam o zaman bu cümleleri namazda söylemiş olmak insana ne fayda verir? İnsana adeta zarar verir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı halde kötülüğü terk etmeyen Allah'tan uzaklaşır buyuruyor. Mealen bir hadisi şerifte. Dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Meliki din diyen insan mahşer gününe inanıyorsa yeryüzünde hiçbir şeyden korkmadan hakkı yaşamak, hakkı ayağa kalkmak, hakkı tutup kaldırmak zorunda. Adaletli olmak zorunda. insan olmak zorunda. Ve Allah ona merhamet etmiş de yaratılışını güzel yapmışsa, imkanlarını donanımını çok vermişse, bitkilerden hayvanlara, bütün mahlukatı emrine, güneşi, ayı, yıldızları emrine vermişse o zaman o insan kıymetini bilip süfli, düşük, adi, şerefsiz bir hayatı tercih etmemeli. Allah'ı bilmeli, Allah'ı anmalı, Allah'ı yüceltmeli, sahibiyle irtibatını kesmemeli, bu irtibatın dışında bir hayat yaşamamalı. İşte İslam'ın aksiyon dediğimiz tarafı bu. Ve Kur'an'ın bize kazandırması gereken de bu. Ya Rabbi Fatiha'daki bu marifeti kalbimizde yaygınlaştırarak derinleştir. Biz senden ancak rahmet umuyoruz. Seni övüyoruz. Sana saygı duyuyoruz. Sen bütün mahlukatı yaratansın. Bizi de onlar içerisinde yarattın. Bütün mahlukatın sahibisin. Bizim de sahibimizsin. Sen ahirette bize her türlü fazıl ve ikramda bulunacaksın. Dolayısıyla dünya hayatında İslam'ı yaşamakta bize sabır ver ve İslam'ın güzelliklerini sergilemekte bizi güçlendir. Ve ya Rabbi mahşer yerine geldiğimizde yüzümüz kara olmasın. Çünkü o gün son söz senindir. Senden başka hiçbir güç ve kuvvet senin emrine muhalefet ederek bir yetkiye sahip değil. Senin rızan, senin razı oldukların orada tecelli edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve diğer müminler senin verdiğin sınırlar içerisinde hareket edecekler. Çünkü onlar senden razıidirler. Dolayısıyla senin razı olmadığına onlar da razı olmazlar. Bu manada bizi doğruyu anlayan, doğruya teslim olan, doğruyla yaşayan, doğru konusunda hassas davranan kullar topluluğu içerisinde yaşat. Surenin sonunda bir amin gelecek oraya ayrıca bir fasıl açacağız. Ama dua ile buraya kadar geldiğimiz için tekrar biz diyelim ki ya Rabbi bu temennimizi, bu duamızı katında kabul buyur. Kardeşlerimizden gerek Almanya'dan gerek Türkiye'den, Türkiye'nin değişik yerlerinden özellikle program için teşekkür eden, bizimle birlikte bulunmaktan dolayı sevincini ifade eden efendim kardeşlerimiz var. İsimlerini tek tek anmıyorum bu manada. Burada maillerini gördüm. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah onlara ufuk açıcı bir şeyler söylemişizdir. Bu arada bir kardeşimiz ulaşamadığını yazmış. Yanılmıyorsam internet yoluyla televizyonu seyretmek istedi. Büyük bir ihtimal kendisinde bu, yani o kanalı bulmakta bir problem vardır. Yoksa burada yayında öyle bir problem olmadığını zannediyorum. Bu anlamda teşekkür eden kardeşlerimizin teşekkürlerine ben icabet ettiğimi ifade ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ancak bizim programımızda, şimdi bu konuyu hassasiyetle ifade edeyim. Bu dördüncü bölümün devam etmesi için benim üzerinde durduğum, üzerinde durduğum bu hafta Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Bunlar üzerine durduk. Konularda yeterince ifade edemediğim, açamadığım, yanlış anlaşılmış olabilir. Sizin bildiklerinize aykırı olan, daha önce bildiklerinizden farklı olan bir şey söz konusu olabilir. Sorularınızı bunlar üzerinden bana gönderirseniz, bunlarla ilgili gönderirseniz ben memnun olurum. Şu anda benim programım bir İslam düşüncesi programı değil. Bir felsefe düşüncesi programı değil. Bir efendim e, fıkıh değil. Dolayısıyla bu alanda uzman arkadaşlara da haksızlık etmek istemem. Neticede benim bilgimin sınırı var. Ben buraya geldim sizin karşınıza sınırsız bir bilgiyle donanmış değilim. Bir misal vereyim bu konuda. Geçen hafta bir kardeşimiz at eti yenir mi? diye sordu. Ben de ilk soru faslı olduğu için biraz da o programın kendisine has ürkekliğinden yenir dedim geçtim. Ama ben bu anlamda bu sorunun muhatabının aslında fıkıhla ilgilenen konuya vakıf uzman bir kardeşimiz olsa iyi olur derim. Kaldı ki ben Kur'an'ı anlama konusunda da çok üstün meziyetlerle donanmış değilim. Sadece dertlerimi sizinle paylaşıyorum. At eti konusunda mesela daha sonra baktım, oturdum fıkıh kitapları ne demiş diye. İmam-ı Azam Rahimehullah at etinin yenilmesini çirkin görmüş. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf gibi zevat Hanefi mezhebinden bir sakınca görmemiş. Genelde sakınca görmemişler at etinden. Ama Kur'an-ı Kerim'de atın bir binek olarak insanın hizmetine verildiğini, merkep gibi bineklerden olduğunu bir binmek üzere kullanılan bir mesafeyi kat etmek üzere kullanılan mesela sığır bir binek değildir. Evet dünyanın bazı yerlerinde kullanılabiliyor. Ama bu anlamda bir binek olarak aynı zamanda bir savaşta müminleri takviye eden şimdiki tabir ise tank gibi diyelim bir araç olduğundan bu konuda İslam alimleri biraz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da böyle at eti yemeyle ilgili uygulamayı bulmadıkları için bulunan rivayetlerin de yeterli düzeyde güçlü olmadığını düşündükleri için at eti yemek konusunda haramlık iddia etmemişler. Çünkü yasaklayan bir hüküm yok. Böyle bir kural yok. Neticede temiz yiyen, ot yiyen bir hayvandır. Efendim böyle bir şey söylememişler ama yine de kerahatten söz etmişler. Ben bu konunun uzmanı olsaydı geçen hafta benim söylediğim gibi yenir demekle yetinmez, biraz daha ikna edici geniş bir cevap verirdi diyorum. Beni dinliyor mu geçen hafta bana bu soruyu yönelten kardeşim bilmiyorum ama bu anlamda böyle izah etmiş oldum. Efendim bu konuda detaylar var. Hangi hayvanlar yenir, yenmez bu fıkın konusudur. Onu ifade edeyim. Bu hafta da yine kardeşlerimizden sorular geldi, dualar geldi. Sorulardan bir tanesinde böyle televizyonlarda program yapan kardeşlerimizden birinin ismi verilerek bir soru var. Ben kendi nefsime size söylüyorum, ilan ediyorum. Ben isimlerle birlikte bir soruya cevap vermek veya anmak istemiyorum. Çünkü her ismin söylediği cümlenin arkasında sadece o isim yok. Faraza diyelim ki A ismi bir hüküm söylediyse o hükmün arkasında sadece onun imzası yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar, kardeşler, bizi dinleyenler. Lütfen bu konuyla ilgili yeri geldikçe tekrarlayacağım. Muzdaribim bu konuda ızdırabım var. İşte diyelim ki falan şu cümleyi söyledi, böyle söyledi, bu hükmü verdi. Hayır, tarihte o hükmü veren 1400 yıl içinde sadece o değildir. Onun gibi insanlar vardır. Bir topluluk vardır. O topluluğa bir görüş diyoruz biz. O topluluğa bir mezhep diyoruz biz. O topluluğa bir anlayış diyoruz biz. Bu mezhepler de ya inançtadır, ehl-i sünnet veya işte mutezile veya haricilik veya şia gibi, ya efendim ameldedir, hanefilik, şafiilik ve benzeri gibi, ya da ahlaktadır, işte tasavvufta olduğu gibi, nakşilik, kadirlik ve benzeri gibi. Dolayısıyla hiçbir kimse bir cümleyi söylediğinde, o cümleyi yeni icat etmiş değildir. İlk defa söylüyor değildir. Bana isimle soru yönelten kardeşimiz benim söylediğimi anlıyor. Diğer arkadaşlarımız da bunu anlamaya çalışsınlar. Televizyon ekranlarında ben de oturuyorum ayda bir defa en uzak Amerika'da söz söyleyenlerden tutun da Türkiye'de konuşan kardeşlerimizi bir gecemi veriyorum sabahlıyorum kim ne demiş takip etmeye çalışıyorum. İçlerinde son derece düzgün beğendim dediklerim olabiliyor. Bazılarına katılmıyorum diyor, diyebiliyorum. Bazılarına diyorum ki bu kadar da olmaz. Hiç değilse bunda bari insaf olsa. Bunlar da olabiliyor. Ama benim bunları konuşmak programımın formatı değil. Ben bulabildiğim doğruları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve tartışmak da istemiyorum. Yani tartışarak bir program yapmak istemiyorum. Çünkü ben bu anlamda açılacak yolun ümmete zarar verdiğini, topluluğa zarar verdiğini görüyorum. O yüzden söyleyen kardeşlerimiz bazen söylediklerinde aşırı gitmiş olabilirler. Ama bunda da tek değildirler. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an diyor ki, Bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. İnsanlara söyle ey Muhammed Aleyhisselam. Eğer Allah'ı seviyorsanız, Türkçesiyle bu ben şöyle anlıyorum. Allah'ınızın aşkına fettebi'uni. Bana tabi olun. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Şimdi bir insan düşünün ki adı Muhammed, adı Ahmet, adı Mahmud, adı Mustafa. Siz ona tabi olduğunuzda, tabi olmak Ne demek? Sözlüklerde izinden gitmek karda giden adamın izinden giderseniz Mesela mayınlı bir tarladan giden uzman bir insan derse ki benim ayağımın bastığı yerlere bas. Başka yere basarsan mayına basarsın, izine basarsın. İşte Muhammed Aleyhisselam dünya hayatının mayınlı tarlasından salimen yürüyen bir insan. İzinden gitmem gitmem gerekiyor. Öyleyse onu kabul etmem lazım. Ona saygı duymam lazım. Onu sevgi onu sevmem lazım. Ona ait şeylere değer vermem lazım. Genel hatlarıyla ve karakteriyle söylüyorum. Burada Allah Celle Celaluhu bizim tiksineceğimiz ve tiksinmeyeceğimiz alanlar da var. Bu konuda böyle bir alan da açmamış. Allah Resulüne saygı duyulmalı, sevilmeli. O bizim önderimiz, kılavuzumuz, mayınlı tarlada önümüzden yürüyen, mayınsız alanları bize gösterendir. Onu devreden çıkaran bir İslam olmaz ona saygı gösterme konusunda da Allah'ın yetkilerini ona biz vermeyiz. Elbette ve kesinlikle. Ama unutulmasın yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ın yürürken yol sırasında bazı davranışları Kur'an-ı Kerim'de açıkça ayet olarak yer almayan ama Allah'ın onayladıkları var. Bunlar üzerine zamanda duracağız inşallah. Yeri geldiğinde. Dolayısıyla bir tartışmadan diye ziyade lütfen bir uzlaşmaya gidelim. Ümmetin uzlaşmaya ihtiyacı var. Lütfen bir de şahısları tartıştırmayınız. Şahısları kavga ettirmeyiniz. Bu meydanda kavga etmekten önce yapılacak şeyler var. Doğruları söylememiz gerekiyor. Doğru olanları önce bir birleştirelim. Doğrularda birleşelim. Sonra diğerleri talih meselelere gelebiliriz. Bir kardeşimiz mesela bir sormuş, felsefi bir konu. Bizi bize Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Dördüncü sınıftaki çocuklara bunu nasıl anlatabilirim diye iyi niyetle sormuş mutlaka. Bir zamanlar cezaevi öğretmenliğim vardı. Hapishanede bir doktor kardeşim her varlığın diğerinden oluştuğunu ifade etmek üzere, hani hepiniz biliyorsunuz rutubetli pamuğun içerisine konulan fasulyelerden buğday çıkmasını örnek vermişti. Ben de ona, doktorumuza demiştim ki sen yap, ben seyredeyim sonra nimetler ortaya çıkınca fasulyeden yeşil bitkiler sormuştum. Sen bu fasulyeden buğday çıkması için pamuğu nemlendirdin mi? Evet. Kendiliğinden mi oldu? Hayır. Peki fasulyeden fasulye mi çıktı, kiraz mı çıktı? Fasulye çıktı. Dolayısıyla bizim kanunlarda baktığımız zaman bir kanun koyucunun iradesini görüyoruz. Allah burası iman konusudur kardeşler ispat konusunda duracağız biraz. Burası önce iman konusudur. Elbette ispat eden kitaplar var. Konum olsa detayıyla girelim. Ispat konusundan ziyade iman konusudur. Allah ezelidir, başlangıcı olmayandır. Eğer Allah bir noktada başlasaydı o Allah olmazdı. Nitekim İsa aleyhisselam Allah değildir. Çünkü yaratılmıştır. Biz bugün Hristiyan aleme bunu söylüyoruz. İsa Aleyhisselam Allah değildir. Çünkü o yaratılmıştır. Yaratılanlar yok olmaya mahkumdur. Allah yaratılmış olsaydı yok olurdu. O zaman ilah olmazdı. Eksik olurdu. Noksan olurdu. Allah eksik ve noksanlardan uzak bir ilahtır. Bu konuda tabii çocukların zihni bunu anlar veya anlamaz. Bence bu felsefi konulara çocuklarda çok fazla girmeden 29 sene eğitimcilik yaptım. Biraz kendine göre devreleri kontrol ederek bir şeyleri aktarmakta yarar var. Bir kardeşimiz de zamanı sorulmuş. Doğrusal mı? Bir daire mi? Geçip gidiyor mu? Kader inancına göre işte yaşanmışı yazıyor, yaşıyoruz. Ben tabii Allah razı olsun bu kardeşimizden. Keşke onunla bir masa etrafında çaylarımız elinde bu meseleyi saatlerce konuşsaydık. Ama tekrar söylüyorum benim formatım bu değil, konum bu değil. Bunlara söyleyecek bir şeyim yok anlamına değil ama en doğruyu ben söylerim iddiasında da bulunmuyorum. Fakat unutmayınız Resullullah esenin zaman yedur aleyna diyor. Zaman bizim üzerimizde dönen bir ee, yaratılmış mahluktur. Zaman da mahluktur. Allah Celle Celaluhu zamanı yaratandır. Zamana bağlı olan, mahkum olan değildir. İnsan için uzayıp giden bir zaman var gibi görünse de relativizm diye bir anlayış var felsefede yani görelilik diye bir anlayış. Bu çerçevede eğer Allah'ın merkeze koymazsak bütün bunları çözmemiz zor olur. Relativizm gelir, bunların hepsini bir şekilde oraya buraya savurur. Görelilikle anlatmaya başlarız biz. Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, düne göre, bugüne göre, yarına göre. Tabii biz bilmediğimiz bazı alemler var duyu organlarımızın dışında laboratuvara koyamadığımız ki iman budur, inanç budur. Bu iman ve inancı muhafaza etmemiz lazım. Bu onun için önce merkeze ben, ben iman eden bir insanım. Allah Celle Celaluhu koymayı tercih ediyorum. Allah Celle Celaluhu var, yarattı beni ve benden istedikleri var. Basit olan, anlaşılır olan istediklerini yapmak, gerçekleştirmek benim vazifem, benim boynumun borcu. Bu manada kardeşlerimizden gelen sorular. Şimdi tekraren söylüyorum. Mümkün olduğu kadar eğitici olması isteniyorsa eğer anlattıklarımız üzerinde bu hafta anlattıklarımızı haftaya da sorabilirsiniz. Veya anlattıklarımızı bakarsınız kitaplardan. Oradan bir soru kafanıza takılırsa sorabilirsiniz. Eğer ben biliyorsam bir şey söylerim. Benim e, bilmediğim şeyler var mutlaka, uzmanları var. Onlarla yerine göre meselemizi paylaşırız. Neticede benim burada bulunmamın sizinle paylaşmam gereken ana unsuru şu. Eğer ben inanmış insansam, günde beş vakit namaz kılan insansam, Fatiha okuyan bir insansam, bugünkü gibi yaşamamalıyım, değişmeliyim. Daha doğru, daha güzel, daha düzgün, daha ciddi yaşamalıyım. Sözlerimi bu hafta buradan noktalamak istiyorum. Programı takip eden kardeşlerime te teşekkür ediyorum. Eğer onları üzdüysem, kırdıysam bilmeden yapmışımdır. Mutlaka bu manada mümkün olduğu kadar çevrenizle tartışmadan yaşayan bir İslam, yaşanan bir İslam'ı yaşayın. Lütfen yaşanan Allah Resulü'nün yaşadığı bir İslam'ı Allah size de bize de yardım etsin. Geceleriniz ve günleriniz hayır olsun. Ömrümüz olursa haftaya bugün burada tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.